Herkese merhaba. Aslında bugün köpeğinizi eğitmeye başladığınızdaki kritik konulardan bir tanesine değiniyor olacağım. Ödülün konumlandırılması. Şimdi ödülün konumlandırılması köpeğin aslında olması gerektiği pozisyonu doğru bir şekilde tamamladığından emin olmak durumundasınız. Ve genellikle aslında bunu örneklendirme noktasına geldiğimizde birçok insan yürüyüş çalışmasını köpeğine şu pozisyonda gerçekleştirmeye çalışır. Ama ve lakin ödülü tutuş şekliniz, hangi elle tuttuğunuz, konumlandırdığınız. Şimdi Bakis'te Focus Heel Position'ını göstereceğim. Çünkü bu rotasyonda artık çalışıyor Bakis ama. Şimdi birçok insanın itaatinden, köpeğin komutu doğru anladığından ve doğru uyguladığından emin olmak durumundasınız. Şimdi ödüllendirilmenin konumu bundan sebep önemlidir. Şimdi kimi insan şunu yapar. Bu bir yarışma standardıdır bu arada. Sol el açıkta kalır. Köpek şu pozisyonda yürümesi gerekir. Ama şimdi tamam ben biraz kilolu bir insan olabilirim ama birçok noktada şimdi köpeği sağ elle ödüllendirmek veyahut elinizi doğru şekilde ayarlayamadığınız zaman köpekte göreceğiniz şey şu. Örnekleyin Bakis. Hill, bak insanlar bu şekilde köpeğin bu hizada yürüdüğünü veya bu şekilde ödüllendirildiğini ve bu köpeğin doğru şekilde öğrendiğini zannederler. Ha sağ elle ödüllendirmez miyiz? Tabii ki de şimdi bu eliniz, bu bir yarışma yürüyüş şekli diye adlandırayım. Köpeğin sol tarafında bir elin hareket etmesi köpek için tamamen aslında dikkat dağıtıcı bir unsurdur ama şimdi bunu çalıştırırken sol eli aslında köpeği duyarsızlaştırıp sağ elle ödüllendirme noktası olabilecek bir şeydir. Ama ve lakin heel position yani topuk pozisyonunun gerçekte doğru şekilde çalıştırılabileceği birkaç tane aslında pozisyon var. Şimdi Bakis'te tekrardan aynı şeyi yapayım. Bak. Konu şurada başlar. Bakis. Hey, heel. Bak. Bak. Benim önümde kafası ve bu noktada bu bir doğru şekilde ödüllendirilme noktası değildir. Kiloluyum diyorum ama birçok insan aslında köpeği solda dururken sağ elin tam şu hizaya gelmesi biraz güçtür. Köpeğinizi çalıştırıyorsunuz ve ister istemez bu el açılıyor. Ve dolayısıyla köpeğinizi aslında yanlış yerde ödüllendirip yanlış pozisyonda ilerlemesini öğretiyorsunuz. İşte bu noktada genellikle olan kısım şu. En azından benim bütün çalıştırdığım köpeklerdeki heel position yani topuk pozisyonunda. Bakis, hey, heel. Bak, çektim. Doğru pozisyon burada başlar. Bak. Beni geçmiyor olması gerekir köpeğin ve benim yürüyüşümü engellemiyor olması gerekir. Yani bu kritik bir konudur. Ödüllendirme noktası, ödülü konumlandırdığınız şekil önemlidir. Şimdi bir videoda bahsetmiştim. Bakis artık çok fazla gıdaya tepki veren bir canlı değil. Çünkü onu motive eden bir oyuncağı var. Onunla bir yürüyüş çalışmasını bu videoda gösteriyor olacağım. Ama bu konumlandırma kısmı veyahut geldi mesela gel komutunu uyguluyorsunuz diyelim bir köpeğe. Köpeğin benim buramda durması gerekir. Ve ben bu köpeğe atıyorum şu hizadayken, şu açıklıktayken bak gel demişim şu hizada bu doğru bir şekilde ödüllendirme aralığı değildir. Köpeğin geldiği zaman şu pozisyonda ödüllendirmek durumundasınız. Yes. Bunun için yani konumlandırma noktaları evet boğazına kaçtı değil mi Bakis? Çiğnemeden yuttun çünkü. Yani ödüllendirme ödülü aslında köpeğinizi eğitirken konumlandırma kritik bir konudur. Şimdi sağ el ben her zaman gene söylüyorum ama sağ el kısmı biraz daha insanların pozisyonunu aldırtmakta güçleştiği bir kısımdır. Ve şunu da unutmamak durumundasınız. Mesela yürüyüş çalışması yapıyorsunuz. Bak sürekli ödül sağ elden gelirse köpek genellikle ödülün nereden geleceğini bildiği için
o ele odaklanmaya başlayacaktır. Bak, hey. Bak. İlla ki dolayısıyla köpeğinizi ödüllendirirken, yes, şaşırtmak zorundasınız. Tek bir el, tek bir açı değil konu. Bu bir yürüyüş çalışması olarak bunu adlandırmıyorum. Ama bir yürüyüş çalışmasındaki ödülün nereden çıktığı kısmını anlatacağım size. Ama şimdi bu kısım köpeğinizi ödüllendirirken, bak, hey, free, yes, bak, köpeğin ödüllendirileceği mesafe burasıdır. Yani köpeğinizi buradayken ödüllendirme, gel dediniz, köpek bu kadar açıklığınız var ve o noktada bu bir doğru ödüllendirme şekli ve doğru pozisyonlama değil. Ve gerçekten ödülün konumlandırılması bütün köpek eğitim çalışmalarınızda kritiktir. Pozisyonunu çok fazla etkiler. Yarışmaya soktuğunuzu farz edeyim köpeğinizi, ama şimdi bu noktada yarışmada bile duruşundan yürüyüş, itaat noktasına kadar hakemler her şeye bakarlar. Şimdi bu noktada bak ise hani şöyle örneklendir. Bak, birçok insan köpeğinin kendini geçmeden yanında yürümesini ister. Şimdi Bakis'in bazı ısırma yastıkları var. Bak, bunlar için çok daha motive olan bir canlıdır Bakis. Ve bunun için köpek bu oyuncak, bu yastık için çalışır. Şimdi ben Bakis'te atıyorum heel position, yani topuk pozisyonunun yürüyüşünü gösteriyor olayım. Bak, konumlandıracağım kısmı burada görüyor olacaksınız. Bakis, out, yes. Bak, heel. Bak, bu tabii ki şu anda burada. Bu bir yerden sonra yukarıya geçer. Daha sonrasında el değiştiririm. Köpek bu pozisyonda çalışmaya devam eder. Sonrasında ödülü çıkartır, ona veriyor olurum. Bak, bak, aldım. Değil mi? Heel. Bak, bak, geri. Gördün mü pozisyonu? Bak, heel. Heel. Bak, açı bu. Bak, kafası yukarıda. Bak, bak, hey, heel, bak, bak, yes. Konumlandırma bundan sebep önemlidir. Yani köpeğinizi doğru topuk yürüyüşüne çalıştırıyorsunuz diyeyim. Köpeği ödüllendirme noktası burası olamaz. Veyahut bu pozisyon biraz daha güçtür. Genellikle köpek mutlaka doğru yürüyüş şeklini bozuyor olacaktır. Bak, hey, heel. Bak, heel. Bak, bitişik, yes. Çünkü köpek burada o ödülün nerede olduğunu bildiği için kafa yukarıda, doğru pozisyon bu şekilde sağlanır. Bundan sebep ödülün konumlandırılması kritik bir konudur. Ne olursa olsun, bak, hey, out, out, sit, yes. Evet. Bravo. Bak, hey, front. Walk. Bak. Yes. Bunun için ödüllerinizi gerçekten köpeğinizi eğitmeye başladığınızda konumlandırma, ödülün bulunduğu konum çok önemli bir noktadır. Sağ elle ödüllendirilme yapılmaz mı? Yapılır. Ama gerçekten o fizyolojik olarak o açıyı doğru ayarlıyor olmak zorundasınız. Tabii ki de bizlerde şimdi sol ele yanında, şimdi yürüyüş noktasında sol el yanında yürüyen bir insanın köpek dikkat anlamında çok etkileyeceği için el, bunu çalıştırırken bir noktadan sonra sağ elimizi kullanırız ödüllendirmede. Ama sonrasında pozisyon, ödülün bulunduğu konum farklılaşır. İçin köpeğinizi çalıştırmaya başladıysanız ödülünüzü doğru yerde konumlandırıyor olduğunuzdan emin olmak zorundasınız. Ödülün konumlandırılması, yürüyüşlere yönelik sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorumlara yazıyor olabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince yanıtlıyor oluruz. Kendinize iyi bakın.